Vadini bozmak. 23. Vadinde durmamak da gadaba sebep olur. Bir taraftan verilen söze vaat, iki taraftan yapılan sözleşmeye ah denildiği yukarıda bildirilmişti. Zarar azap yapacağını söz vermeye vaid denir. Vaidinde durmamak kerem olur, ihsan olur. Yalan olarak vaat etmek haramdır. Böyle vaadi bozmak da ayrıca günah olur. Yerine getirmekse yalancılık günahını yok eder. Fasit bey de böyledir. Bu beyi fes etmeleri, bu satıştan vazgeçmeleri vacib olur. Fes edip tövbe yapınca günahları kalmaz. Bu satışı feshetmezlerse günah iki kat olur. Vadi incaz etmek yani vadine vefa etmek yerine getirmek lazımdır. Hadis-i şerifte münafıklık alameti üçtür. Yalan söylemek, vaadini ifa etmemek, emanete hıyanet etmek buyuruldu. Vaadinde durmaya gücü yetmezse münafıklık alameti olmaz. Kendisine mal veya söz yahut sır emanet olunan kimsenin bunlara hıyanet etmesi münafıklık olur. Buhari'de yazılı Amr İbn As'ın radıyallahu teala an oğlunun bildirdiği hadisi şerifte dört şey münafıklık alametidir. Emanet olunana hıyanet etmek, yalan söylemek, vaadini bozmak ve ahdine gadretmek ve mahkemede doğruyu söylememek buyuruldu. İbn Hacer buyurdu ki nifak yani münafıklık zahirin batına uymaması demektir sözü özüne uymaz. İtikad edilecek şeylerde münafıklık yapmak küfrüdür. İşlerinde ve sözlerinde münafıklık yapmak haram olur. İtikatta, imanda münafıklık diğer küfürlerden daha fenadır. İfa etmek, yerine getirmek niyetiyle vaat yapmak caizdir. Hatta sevaptır. Böyle vaadi ifa etmek vacip değildir, müstehaptır. Yeva etmemek tenzihen mekruh olur. Hadisi şerifte bir kimse yapmak niyetiyle verdiği sözü tutamazsa günah olmaz buyruldu. Hanefi ve Şafii mezheplerinde ahdi bozmak da özürsüz mekruh, özürlü caizdir. Fakat bozacağını önceden haber vermek vaciptir. Hanbeli mezhebinde vade vefa vaciptir. Yerine getirmemek haram olur yapması dört mezhepte de sahih olan bir şeyi yapmak takva olur. Her Müslümanın dört mezhepte olanların hepsini sevmesi, hepsine hayır dua etmesi, mezhepte taasup etmemesi vaciptir. Dört mezhebi telfik etmesi söz birliğiyle caiz değildir. Telfik bir işi, bir ibadeti yaparken dört mezhebin ruhsatlarını, kolaylıklarını seçip toplamak demektir yapılan bu iş, dört mezhebin hiçbirinde sahih olmamaktadır. Bir mezhebin ruhsatlarını toplayarak amel etmek caizdir. Bir ibadeti, bir işi yapmak için, dört mezhepten birini taklit etmeye niyet etmek, o mezhebe uyarak yapmak lazımdır. Dört mezhebin her birinde, bir işin yapılması için, bir kolay yol, bir de güç yol vardır. Birinci yola ruhsat, ikincisine azimet yolu denir kuvvetli, hali elverişli olanın azimet ile amel etmesi eftaldir. Güç olan işi yapmak nefse daha ağır gelir. Nefsi daha çok ezer, zayıfletir. İbadetler nefsi zayıfletmek için, kırmak için emrolundu. Çünkü nefs insanın da Allah'ın da düşmanıdır. Onu zayıfleterek azmasını önlemek lazımdır. Fakat büsbütün öldürülmez. Çünkü bedenin hizmetçisidir. Ahmak ve cahil hizmetçidir. Zayıf, hasta, sıkışık halde olan kimsenin, ibadetlerinde, işlerinde, azimet yolunu terk etmesi, ruhsat yoluyla yapması lazımdır. Kendi mezhebinin, ruhsat yoluyla yapması da güç olursa, diğer üç mezhepten birini taklit ederek yapması, caiz olur.